Ana! Efendim Serkan abi? Mert, abicim senin işler için harıl harıl koşturuyorum. Sağ olasın abi. Vallahi ben de sizden haber bekliyordum abi. Vallahi bu ayağımdaki alçını çok rahatsız ediyor zaten. Yalnız koçum, senin bu verdiğin para yetmedi. Sen bize birkaç bin dolar daha yer. Ne? Ama Serkan abi, çürük için hepsi bu kadar demiştin. Yetmedi aslanım, ben ne yapayım? Ya bu parayı verir çürüğünü alırsın ya da paşa paşa askere gidersin. Abi, sen benimle dalga geçebileceğini sandın ama yanıldın, haberin olsun ha. Şu raporu bir an önce ver. Bak, sizin yüzünüzden askere gitmek zorunda kalırsam fena hesap sorarım ona göre. Şu işe bak ya. Haklısın. Ne işler dönüyor bu evde, haberimiz yok. Sen ne raporu peşinde koşuyorsun bakayım? Ya dede şey, bak açıklayabilirim. Sus. Senin sözüne inanmam artık. Şu haline bak, maskara gibi. Düş önüme çabuk. Ya dede. Bırak o deliğini. Ya dede, yürü evine, hadi. Bak anlatacağım. Hadi. Yürü. Ya. Ben seni adam etmesini bilirim. Ya dede, yürü hadi ben... konuşma. Ya dede çekme şu kulağımı. Hızla konuşma. Ya dede bırak şu kulağımı. Konuşma, yürü hadi. Ne oluyorsunuz dede... baba? Yok bir şey. Berk çocuğum, bu ayağın öyle daha beter olacak. Ya yani. Sen karışma gelin. Allah ya Allah dede... yürü. Yürü hadi. Ya ya yenge bir şey yap. Gir içeri. Geç. Ya dede geç. Ya of. Otur şuraya. Şu haline bak, kepazelik. Biz de ayağına bir şey oldu diye merak ediyoruz. Bak, iyi bak. Görüyor musun? Bunlar evlat değil mi? Bu anaların canı yanmıyor mu? Berk, ayıptır oğlum. Namus borcu bu. Hepimiz korktuk. Ama hileye hurdaya başvurmadık. Gittik şanımızla yaptık askerliğimizi. Evet dedi, haklısın ama o kadar ay ne yapacağım ben orada bir başıma ya? Burada hayatım kesintiye uğrayacak, işler aksayacak. Bunları hiç düşünme. İşler elbet yürür gider. Orada da hiç korkma. Bir başına olmayacaksın. Hayatın boyunca unutamayacağın dostlukları edineceksin. Tamam dedi, haklısın. Gidip hemen karar aldıracağım. Bu adamlara da vazgeçtiğimi söyleyeceğim. En doğrusunu yaparsın efendim. O adamları da bana sorarsan direkt polise ver. Hoş geldiniz Gümüş Hanım. Hoş bulduk Nilay. Mehmet Bey odasına haber vereyim mi geldiğinizi? Ben Bahar uğrayayım sonra geleceğim. Tamam. Gelebilir miyim? Ah, gel gel. Ne haber? İyi canım. Sen? Gel geç. Bahar, para geçti hesabınıza. Oh ya. Gümüş, nasıl sevindim anlatamam. Çok sağ ol. Orası benim de evim. Tabii tabii öyle. Ama bu yaptığın... Ya o şirket senin için çok önemli. Bu haline getirebilmek için çok çalıştın. Hiçbir şey ailemden daha önemli değil. Ah Gümüşcüğüm, sürekli beni şaşırtmayı başarıyorsun. Bahar. Hı. Ama sakın unutma, bu sadece ikimizin arasında. Özellikle Mehmet'in duymasını hiç istemiyorum, tamam mı? Ya ama bak, böyle şeyler pek gizli kalmaz biliyorsun. Yani mutlaka bir yerlerden duyar. En azından Engin'le ortaklığının bittiğini. Ya önce bir evde işler yoluna girsin. Ben Mehmet uygun bir zamanda anlatacağım zaten. Tamam Gümüşcüğüm, sen nasıl istersen. Dur, lafa daldık. Hemen haber verelim de ödemeyi yapsınlar. Doğru söylüyorsun. Son anda başımıza bir iş gelmesin de. Evet. Senin ne işin var burada karıcığım? Hiç, bu tarafta işim vardı, o yüzden uğradım. Bahar'la da oturduk biraz. Şimdi senin yanına geliyordum. Buyurun o zaman, size bir kahve ısmarlayayım. Siz kahveleri ısmarlayın. Benim küçük bir işim var. Hemen halledip geliyorum, tamam? Tamam. Hadi. Çabuk ol. Nasılsın? Gel bakalım. Of of! Ya kesilsene! Kesil kesil kesil! Lanet olsun! Gel şöyle gel. Oh sağ ol Orhan ya. Orhan şurada bir uzansan. Uzanırım, uzanmasına da. Abi bununla balçayı kesemezsin. Ne yapacağız Orhan? Ne yapacağız? Abi dur, benim kıl testeresi vardı. Bir de onunla hay deneyelim ha. Hay aklına bin yaşa Orhan. Hadi. Hadi. Berk.
Çocuğum deden bir baksın dedi. Ya yenge sonra ne olur, bak meşgulüm valla. Allah Allah, dedeni bilmez gibi konuşuyorsun. Hadi. İyi peki peki. Ne varmış ki bu kadar önemli anlamadım. Dedenin bir yapımcı arkadaşı varmış. Deden bahsetmiş bizim oğlandaki oyunculuk yeteneğini yeni keşfettik. Acaba bir dizide bir rol falan mı verseniz diye. Sen de çok espriliymişsin be yenge. Bilmezdim vallahi ya. Sen gelsene bakayım buraya. Otur bakayım. Buyurun Şerif Hanım. Anlat bakalım Orhan Efendi. Bugünlerde işi bırakıp nereye gidiyorsun? Bir kere bir işim vardı, çıkmak zorunda kaldım. Ama Mehmet Fikri Bey'den izin almıştım. Ama benden almadın. Neyse hadi bunu geçtik diyelim. Geceleri uykundan kalkıp bir yerlere gidiyormuşsun. Onu da nereden çıkardınız Şerif Hanım? Rukiye söyledi. Kızın hali harap. Sen hamile karınla ilgileneceğini sokaklarda fink atıyorsun. Oh ne âlâ memleket. Yok öyle şey yapmam ben Şerif Hanım. Vallahi onu bunu bilmem Orhan Efendi. Eğer işini aksatmaya devam edersen gözünün yaşına bakmam, kovarım seni. Peki Şerif Hanım. Rukiye'yi de bu haliyle üzmen çok ayıp, çok. Sonra karının çocuğunun yüzüne bakamaz. Bak sonra demedi deme. Bahar. Ah. Az önce bankadan aradılar. Yalı için ödeme yapılmış. Ya bak sürpriz yapacaktım sana. Bir fırsat vermediler. Kuzen harikasın ya. Peki nasıl oldu bu? Şimdi o uzun bir hikaye. Otursana.